Arkadaşlar merhaba. Bugün slackline denen ipte yürümeyi öğreneceğiz. Ama öyle dizleri eğ, karşıya bak gibi bir eğitim olmayacak bu. Ya slackline'ın ciğerine ineceğiz. Bak çok acayip bir şeydir bu. Basit bir spor olarak görünen sırat köprüsü. Hadi başlayalım. ...1970 yılında Kaliforniyalı dağcılar kayaya tırmanırkenki dengelerini ve ruh hallerini artırmak için başlamışlar bu etkinliğe. Oradan yürümüş bütün dünyaya yayılmış bu spor dolu aktivite. Dağcı arkadaşım Ercü bir gün beraber kayaya tırmanırken bana üzülerek baktı ve korkma düşersin dedi. İkimizin de durumuna baktım, ben korkmuş yapışmış bütün kayaya bütün şeyle böyle bütün kasları gergin duruyorum. O da böyle rahat yaslanmış kayaya ağırlığını vermiş. Korkmuyor. Ha anladım, tamam dedim. Ben de yaslandım kayaya, verdim ağırlığımı. Tamam dedim, anladım dedim. Bu ip şimdi iki yana en fazla bu kadar gidiyor, tamam mı? Ta oralara gitmiyor yani. Ta buralara gitmiyor. En fazla bu kadar gidiyor. Bu ip hareketsizken, üstünde sen yokken normal duruyor. O zaman bunu iki yana sallayan şey ne? Sensin, evet. Ya bu ip bu tarafa gittiğinde diyorsun ki hayır bu tarafa çekeceğim, bu tarafa gittiğinde diyorsun ki hayır bu tarafa çekeceğim, bu tarafa çekeceğim. Aman yandım, bittim, öldüm, düştüm, bittim, eyvah diyorsun. Sonsuz bir döngüye giriyorsun, bu tarafa geliyor diyorsun ki ben bu tarafa çekeyim, bu tarafa gelince bu tarafa çekeyim diyorsun. Ya sürekli aksi hareketler yapıyorsun. Böyle aksi hareketlerle olmaz bu iş. Ya bu ipe kendinizi bırakmanız lazım. İp ne tarafa gidiyorsa senin de o tarafa gitmen lazım. Bunun ismi gevşek ip. Senin de gevşek bir insan olman lazım. Biraz rahat bir insan olman lazım. Öyle bir karaktere ihtiyacın var. Gergin insanlar bu ipte yürüyemezler. Misal ya savunduğu partiyi yanlışlıkla eleştirilmiş bir gazeteci o anda ipte yürüyemez çünkü o çok gergindir. Çift hatlı telefon kullanıp sevgilisini aldatan biri o anda mesaj gelirse sevgilisinin yanında ipte yürüyemez. Çok gergindir o. Saçına yeni fön vurmuş tiki ve peruk takmış olmadığı biri gibi davranarak ortamlarda maniticalık yapmaya çalışan gergin amca, zırtlan amca ipte yürüyemez. Serum bitti, serum bitti diye dellenmiş bir hasta yakını. Ya arabamın modelini yükseltirsem eğer iş yerinde acayip yükselirim herhalde diye düşünen bir beyaz yaka. Ya da müşteri kapora bırakmadı lan, acaba ev sahibinden direkt mi kiralayacak diye endişelenen bir emlakçı da ipte yürüyemezler. Kızım mutfağı dağınık bırakmış diye dellenen bir anne, kızımın acaba sevgilisi mi var lan diye düşünen bir baba da ipte yürüyemezler. Öğrenci işlerinde çalışan kabarık saçlı kadın da ipte yürüyemez ama üstünüze alınmayın, onun gerginliği herkese. Ya 98 aldığı halde ağlayan öğrenci de bu ipte yürüyemez, kasılır kalır. O bir titremeden direkt donuk diye düşer hatta. Son olarak da metroya yetişmeye çalışan gergin bir insanı o an yakalasanız ipte yürütemezsiniz. Yani arkadaşlar bir rahatlık hali lazım bu ipte. Nasıl anlatayım? Sanki bir minibüse binmişsin de ineceğin durağı bilmiyormuşsun, yeri bilmiyormuşsun. Şoföre beni oraya gelince indirir misin demişsin gibi bir durum var. Yani burada iki şey ortaya çıkıyor, ruh hali ortaya çıkıyor. Ya her saniye şoföre geldik mi, geldik mi, geldik mi diye sorarsın. Ya da lan adam gelince zaten söyleyecek dersin. Kafanı cama yaslarsın, adamın tipine bak diye dışarıdaki birine bakarsın. Kedi nereye çıkmış diye bakarsın. 42 nerenin plakası acaba diye düşünürsün. Yani kendini ipe, şoföre teslim eder gibi bırakmış olman lazım. Yoksa yanlış yerde inersin ipten. Yani bir rahatlık gerekir arkadaşlar ipte yürümek için. Boş vermişlik seviyesi yüksek insanlar ipte daha rahat yürüyebilirler. Ya mesela askerliği tecil ettirdim, TC süresi de doldu ama GPT'de çıkmıyormuş diyorlar deyip rahat rahat gezen dolaşan birini gelsin ipte 10 dakikada yürür. Bütün bankalara borcu olup hemen zaten bütün ülkenin borcu var boş ver diyen biri, tıkalı boyu ojeli elleriyle hiç dert etmeden açabilen biri, okulda çok kötü not alıp aman bunun zaten bütü var geçeriz diyen bir öğrenci, doktora 3 aylık ömrünüz kaldı dese niye lan yaza denk geldi diyen bir hasta, ki benim vardı böyle bir karikatürüm. Malını mülkünü kumarda komple kaybedip sonra eve gelip sarhoş sarhoş çocuğunu alnından diye öpen bir baba, gelsin hemen yürüsün zaten ya. Ankara Hoşdere minibüsçülerinin hepsi rahat abilerdir. Gelsin yürürler. Çevreyi yüksek sesiyle rahatsız etmekten korkmadan bağıra bağıra konuşan Hikmet abi de yürür bence. Akşam yemekte ne yapacağını bulmuş biri o rahatlıkla yürür.
kızıyla sevgilisi hakkında konuşabilen anne baba, marketten rahatlıkla ped alan kadın, eczaneden rahat rahat prezervatif alan adam da ipte yürüyebilirler. Şirketin cirosu çok düşmüş, patron acil toplantı istiyor diyen biri o gerginlikle bu ipe çıksa var ya, of, o titreşim o kadar sıklaşır ki o frekans bağlamanın teli gibi doyum doyum diye ses çıkartır, yemin ederim. Peki bu dönemde ihtiyaçta duyduğumuz bu sallamama, biraz rahat olma ruh haline nasıl ulaşacağız? Önce korkuyu yenmemiz lazım. Şimdi bu ipi böyle bela bir mahallenin bela bir sokağı olarak düşünün. Kenarlarda bela tipler oturmuşlar, bakıyorlar, tamam mı? Sen de gece yarısı girmişsin o sokağa, korkuyorsun. Bunun üzerine böyle korkarak düşersin. Çok fena düşersin. O sokaktan geçerken biraz böyle bir rahat olmak lazım. Biraz korkuyu yenmiş olmak lazım. Normal yürümek lazım. Çünkü vücut dilinle korktuğun zaman karşı tarafa şu mesajı gönderiyorsun. Ya ben senden korkuyorum. Ben sana hiçbir şey yapamam. Ben zavallı müttekiyim. Hadi gel şimdi paralarımı al mesajını gönderiyorsun, tamam mı? Oysa ki normal yürürsen eğer, yani kaba da yürümene gerek yok. Normal biri geçiyor. Görüntüsüne kavuşursun. Kararsızlık ve hayatı kontrol etme çabası da bu işi baltalar. Misal bir ilk buluşmaya gideceksin. Kıyafet seçiyorsun. Onu mu giysem, bunu mu giysem, onu mu giysem, bunu mu giysem, onu mu giysem, bunu mu giysem. Ya ne giyeceksen giy işte. Zaten seni beğenen beğenir. Olduğundan başka biri gibi görünme çabası da bu işi baltalar. Ya ipin üzerine çıktığın zaman birileri bana bakıyor mu acaba? Acaba nasıl görünüyorum? Ben cool bir insan olmalıyım insanların gözünde gibi bir duruş senin düşmene sebebidir. Ya nasıl bakarsa baksınlar ya, ekmeğini suyunu oradan geçenler, seni görenler mi veriyor? Hele ilk başta ipe çıktığın zaman zaten illaki salak salak hareketler, düşmeler falan yaşayacaksın. Boşver. Aslında iş o müllük soğanını bu işi öğretecek kadar üzerine biraz durup deneyim kazanmaya dayanıyor. Az bir şey kendini sallarsan da gayet eğlenceli demiş. Aslında hayata çok fazla benziyor bu. Eğer hayatta da üzgün, kırgın, bittik, yorgun olursan düşersin. Hayatta da öyle, ipte de öyle. Hayatta da ipte de düşünme, düşersin. Çünkü aynı şeyleri düşünüp acı çekersin ya. Mesela ipte de hayatta da çok düşünmemek için şarkı söylenebilir. Tarlaya ektim soğan, tarlaya ektim soğan. Bitmedi yedi doğan, bitmedi yedi doğan. Hep mi güzel oluyor, hep mi güzel oluyor. Senin anandan doğan, senin anandan doğan. Arkadaşlar, hayat bir sahneyse, ipte yürümek de hayata benziyorsa, bakalım oyunculuğun Einstein'ı, Mendel'i, Freud'u, Stanislavski bu konuda ne diyor acaba? Cambazlık konusunda bir şeyler demiş. Biraz garip gelecek ama şiddetli coşkunluk ve yaratıcı esin anlarında cambazlığın yardımı dokunur oyuncuya. Bunun nedeni cambazlığın kesinliğin, niteliğinin gelişmesinde büyük rol oynamasıdır. Bir salto moral ya da buna benzer çok tehlikeli bir numara yapacağı sırada imge kurması, başka şeyler düşünmesi bir cambazın felaketi demektir. Kararsızlık içinde kalınamaz böyle anlarda. Cambaz kendini şansın ve ustalığın kolları arasına bırakmalıdır. İşte rolünün önemli noktasına gelen bir oyuncunun yapacağı şey de budur. Düşünmeyecek, duraksamayacak, olasılıkları hesaplamayacak, kendini denemeye, hazırlamaya kalkışmayacak, kesin olarak eyleme geçip oyunu oynayacak. Gel gelelim, oyuncuların çoğu bu konuda başka türlü düşünürler. Büyük anları korkuyla beklerler. Önceden hazırlarlar kendilerini. Bu da kendilerini tümüyle rollerine vermeleri gerektiği zamanlarda, önemli noktalarda onları oynamaktan aciz kişiler durumuna sokan gerginlikler, depresyonlar yaratır onlarda. Vücut devinimlerimizi ve eylemlerinizi denetleyecek duruma geldiğiniz zaman kendinizi tümüyle rolünüze verebileceğiniz gibi uzun boylu düşünüp taşınmadan sezgi ve esinin egemenliği altına girmeyi öğreneceksiniz. Cambazlığın olumlu bir yanı daha var. Vücudunuzu sürekli olarak formda tutar falan filan. Orayı ben zaten anlatacağım. Ya Stanislavski'nin de dediği gibi rol çalışıyorsak bile, böyle bir ruh halinde olacaksak, hadi bir karakteri ipte görelim. Ula ineğinizi tavarınızı ben vereyim. Avradınızı ben alayım. Ula gözünüz önünüze aka da hapap kalasınız nankör itler. Şurada 141-142 başsınız. Vallahi satarım köyü ha. Yani bu bir sırat köprüsü arkadaşlar. İpte de hayatta da kendini yiyip bitirenler düşerler. O yüzden kendimizi yiyip bitirmemize gerek yok.
Ben böyle videolar yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Siz de eğer izlemek isterseniz kanalım İnsan Hayvanını takibe alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Thank you.